Ben en başta bu kutlu doğum etkinliklerini düzenleyen peygamber sevdalarını tebrik ediyorum. Bir de bu sene hak ve adalet temasını seçtikleri için bir kez daha tebrik ediyorum. Gerçekten çok isabetli bir temas seçmişler. Zira ümmeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın izini, onun yolunu terk ettiği günden beri huzur görmedi. Adaleti kaybetti. Adaleti kaybettikten sonra kardeşlik bozuldu. Kardeşlik bozulunca huzursuzluklar çıktı. Ve bu huzursuzluklar yer yer sıcak çatışmalara, fiili savaşlara dönüştü. Eğer biz içinde bulunduğumuz bu halden çıkmak istiyorsak, eğer biz yeniden kardeşliğin aramızda oluşmasını istiyorsak, adaleti tesis etmeliyiz. Adaleti de kaybettiğimiz yerde aramalıyız. Adaletin aramızda çıkmasından sonra bizi birbirimize düşüren, adaleti kaybettikten sonra bizi parçalara bölüp bizi sömüren kişilerin kapılarında, batının kapısında biz adaleti ararsak, onların kavramlarıyla biz adaleti bulabileceğimizi düşünürsek çok fena yanılırız ve asla da bulamayız. Öyleyse adaleti kaybettiğimiz yerde adaleti arayacağız. Doğru yerde adaleti aramaya başladıktan sonra da inşallah ümit ediyorum ki onu bulmamız yakındır. Şimdi bugün ümmet öyle bir halde ki onu bir araya getirebilecek olan nadir şeylerden bir tanesi gerçekten Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetidir, onun sevgisidir. Biz onun ümmetiyiz. Eğer yeniden ümmet olacaksak onun etrafında kenetleneceğiz. Başka da bizi bir araya getirecek herhangi bir şey yoktur. Bu Muhammed'i sevda dalga dalga yayılıp inşallah her kavimden, her mezhepten insanı kendi etrafında birleştirecektir, bir araya getirecektir. İşte şu anda misafirler arasında çok farklı renklerde, çok farklı dilleri konuşan, farklı memleketlerin, ülkelerin pasaportlarını ceplerinde taşıyan pek çok insan, pek çok alim, pek çok kanaat önderi, pek çok misafir burada bir araya gelmiş durumdadır. İnşallah Selahaddin Eyyubi dedemizin yaptığı gibi biz de bu peygamberi sevda etrafında farklı kavimleri, farklı mezhepleri tekrar bir araya toplayıp onun o mirasına da sahip çıkmış olacağız.